Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü fen bilimleri dersimizin konusu ben ve çevrem. Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ve uyum içerisinde yaşadıkları ortama çevre denir. Ev, okul, oyun parkları, kırlar, deniz, ormanlar, nehir gibi varlıkların tümü çevremizde bulunurlar. Bunların bazıları bize yakın, bazıları ise uzaktadır. Mahallemiz, alışveriş merkezleri, yakın çevremizi oluşturur. Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmek için hava, su, toprak gibi cansız varlıklara ihtiyaç duyarlar. Bunlardan birinin yok olması çevremizin dengesini bozar, yaşamımızı olumsuz yönde etkiler. Sağlıklı ve çevreyle uyum içerisinde yaşamanın ilk şartı ve en önemlisi çevremizin temiz olmasıdır. Temiz bir çevre için öncelikle çevre bilinci geliştirilmelidir. Her insan yaşadığı çevreye karşı sorumlulukları olduğunu unutmamalıdır. Bizler de çöplerimizi çöp kutusuna atmalı, çevreyi kirletenleri uyarmalıyız. Günlük ihtiyaçlarımız sonucu tükettiğimiz maddelerden geriye atıklar kalır. Bu atıkların bir kısmı doğada hemen çözünürken bir kısmının çözülmesi çok uzun zaman alır. Plastik, kağıt, cam, metal gibi atıklar çevremizi kirletirler. Atıkların toplanıp fabrikalarda işlenerek yeni ürünler yapılmasına geri dönüşüm denir. Atıklarımızı ayrı kutularda biriktirerek ait oldukları bölüme atmalıyız. Unutmamalıyız ki bir ton kullanılmış kağıt geri dönüştürüldüğünde 16 tane çam ağacının kesilmesi önlenmiş olur. Bir afiş görüyoruz, çevreyle ilgili hazırlanmış. Bazı maddelerin doğaya karışma süreleri şöyledir. Plastik maddeler çevreyi kalıcı olarak kirletirler. Elma çöpleri birkaç günle 6 ay arasında doğaya karışırlar. Sakızlar doğada 5 yıl kalabilirler. Alüminyum içecek kutuları 200 ile 500 yıl doğada kalır. Plastik poşetler 100 ile 1000 yıl arası, cam şişeler ise 4000 yıl arası doğada çözünmeden kalabilirler. Doğal çevreyi koruyalım. Ormanda, denizde, toprakta binlerce canlı yaşar. Bu doğal ortamlar canlıların yuvaları, evleridir. Canlılar bu ortamlarda uyum içerisinde yaşarlar. Ancak insanların etkisiyle canlıların yaşam alanları kirlenir. Kirlilik nedeniyle doğal çevrede birçok sorun yaşanır. Doğadaki kirlilik sebeplerini önce şöyle bir sıralayabiliriz. Tarımda kullanılan zirai ilaçlar ve gübreler. Fabrikaların kimyasal atıkları, fabrika bacalarından ve araba egzozlarından salınan gazlar, kurulan inşaatların doğal çevre alanını kaplaması, saydığımız bu ve bunlara benzer insan davranışları şu sonuçları doğurmaktadır. Suyun kirlenmesine, havanın kirlenmesine, toprağın kirlenmesi ve veriminin azalmasına, doğal dengenin bozulmasına, İklim değişikliğinin yaşanmasına, canlı çeşitliğinin azalmasına ve hatta bazılarının yok olmasına neden olmaktadır. Kutup ayıları, penguenler ve karettalar günümüzde doğada var olma savaşı vermektedirler. Günümüzde bilim insanları ve çeşitli çevreci kuruluşlar bu olumsuzluklara karşı insanları uyarmakta ve çevre kirliliğine dikkat çekmektedirler. Doğayı temiz ve canlı tutmanın yollarını göstermektedirler. Bizler de doğaya karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız. Doğayı temiz tutma ve koruma bilinciyle hareket etmeliyiz. Diğer canlıların yaşam haklarına saygı duymalıyız. Bilmeliyiz ki doğal yaşam korunduğu sürece insanlar da var olmaya devam edeceklerdir. Bugünkü konumuz burada sona eriyor sevgili öğrenciler. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.